gösterdiler. Özgür olabilir ama zannetmiyorum. Ya Cansu'ya Osman Can'a sanki bir laf atıyor gibi. Özgür'le Yusuf'un yanındaydı galiba Osman Can o ara barakada. Öyle gördüm. Aziz'le Nefise de ikisiydi sanki. Osman'a şundan mı atıyor diyorsunuz? Hani Cansu'nun hareketini yaptığınızda Nefise ile birlikte niye şimdi bunu? Yusuf seni ödüle götürmedi. Az önce barakamızda biz bunun tartışmasını yaptık. Şimdi niye onların yanına gittin olabilir, gelir gelmez olabilir. Gibi olabilir. Acımak mevzusu da var. Acımak ya o da var. Acımak mevzusu da daha taze. Onunla alakalı dün neler konuştuk, bugün yanlarındasınız. Evet. Yani ama demek ki ne? Bence zaten kırmızı takımın, yani eski kırmızı takımın diyeyim, en güçlüsü bence Nefise zaten. Hı hı. Yani Osman Can'la Nefise kapışır ama en azından Nefise'yi kafalayabildi. Hı hı. Nefise'yi artık böyle sağlam kale olarak görüp ona en azından ismini söyletmemeye çalışıyor olabilir. Bence Aziz'in yaptığı şey ve taktik zekası değil, sadece kimsenin girmediği toplara ve yedirebildiği kişiye giriyor. Ayşe'cim, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Var tabii, olmaz mı? Olmaz mı? Ben kaynadım araya, girmeyeyim dedim de. Ya şöyle, ilk olarak Yusuf'un işte Nefise'yi çok seviyordum deyip sonrasında birkaç isim var aklımda demesini çok böyle dedim ki artık hani yani çok birkaç isim demek 2'den fazlası demek. Zaten karşıda 4 kişi var. O zaman sen bunun içine Nefise'yi de katıyorsun, Osman Can'ı da katıyorsun. Seviyordum dediğine göre bence kattığı ilk isim Osman Can'la ikisi arasında Nefise. Ne oldu da bu kıza bir düşmanlık besledin ya da seviyordum da şimdi sevmiyorum'a geldin? Onu da bilmiyorum. Hani o zaman seni de Aziz'in Nefise'yi etkilediği gibi Asena da seni mi etkiliyor? İki ya da mi oldu yani? Yani ne olmuş o, bir kız bir şey de demedi, bir şey de yapmadı. Yusuf'la ilgili arkasından da konuştu demedi yüzüne. Çünkü reality'de konuşuyorlardı kendi takım arasında. Arkasından konuştuğu için almaz bir insan sadece dedi. Niye almadığına yorumlarken. Orayı anlamadım mesela. Asena'nın arkasından konuşuyormuş demek ki daha önce. Yani evet. Cansu'yla ilgili Cansu'nun daha takımlar birleşmeden önceki karşı takıma geçmeden karşıdan iyi olduğumuz insanlar da var. Özgür mesela diye bir yorumu var mesela. Yani demek ki oraya gittiğinde de Özgür'le iyi olacağını sinyalini daha gitmeden önce söylüyor. Asena'nın buradaki bu kadar yalakalık kelimesini rahat dile getirmesi, 3-4 kere söylemesi... bu ne özgüven, bu ne rahatlık, bu ne ortada hiçbir şey yokken ki kıskançlık, artık hazmedememek kendi deyimiyle. Ya bu nasıl bir şeydir anlamadım yani. Sen de babasına. Ama çok zor bir isim. Yani yalakalık demek yakın arkadaşlarına kolay değil. Yakın olduğu insanları başkalarından kıskanıyor bir şekilde. Kıskandı, yani. Aynen. Evet, ben de yani şimdi Asena'nın bu yorumlarının üstüne konseyde de bir Aziz konuşması oldu. Aziz bu durumlarla ilgili açıklamalar yaptı. O görüntüleri izleyelim şimdi. Evet, Mavi takımın bu samimiyetiyle alakalı Aziz'in açıklamalarından sonra tabii ki Mavi takımdaki yarışmacılara da teker teker cevap hakkı doğmuş oldu. Ve hepsi de cevaplarını verdiklerinde bana aslında bazı anlamda samimiyetleri geçti. Evet. Aziz'in birazcık olayları büyüttüğünü ve köpürttüğünü hissettirdi. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Doracığım? Zaten Aziz'in neden bunları düşündüğü, neye düşünmeye gayret gösterdiği belli. Kendini zaten bu Mavi takımın birliğini hissetmiş. Mavi takımdan bir isim çıkmaz. Hı hı. Kime ateş edecekler? Yusuf kimi söyleyecek? Büyük ihtimalle beni dedi ve bunun üzerine bir teoriler, hatta karşı tarafı biraz içten içe fethetmeye çalışıyor. İçeride biraz çatırtılar olsun. Ben onlara biraz nifak doğumu sokayım. Doğruluk payı hiç mi yok peki? Ya hiç yoktan ziyade şöyle, kendi algısına göre tabii ki de geçmişe baktığın zaman böyle böyle olaylar oldu. Nasıl bu kadar samimiyet kurdunuz deme hakkı var ama herkes ilişkiyi kendi yaşıyor. Ben zaten Yusuf'la atıyorum Asena olayını az önce konuştuk. İlla bir insan arasında bir ceza var diye bu şey değil. Mesela Asena ile Merve'nin arasındaki gibi bir ceza değil. Yusuf'un kendi kendine yaptığı, Asena'ya karşı yaptığı ve Asena ondan sonra tamam anlıyorum seni dedi. Ondan sonra Yusuf'un da geri adım attığı bir şey. Yani bu atıyorum Asena Merve'nin saçını çekti. Ondan sonra cezalar alındı. Öyle bir durum değil. Yani bir kavga etmediler yani. Yusuf sinirle, kaybetmenin sinirle, Asena'nın manipülasyonu sonucunda kaybetmenin sinirle bir laflar söyledi. Burada hepimiz zaten, hatta geri vites yapmasını hepimiz tartıştık. Bir duruşun olsun dedik. Hani Asena nasıl üzerine gitmezsin diye bir şey konuşmadık burada. Sadece Yusuf dağa taşa söylemedin sonra Asena söyledi, bunu kabul et dedik. Yani orada Yusuf'un duruşsuzluğunu hatasını konuştuk, bahsetti. Evet. Yusuf'un hatasını konuştuk ve Asena'nın bu konuyu uzatıp uzatmaması, Yusuf'un bu konuyu uzatıp uzatmaması onlara kalmış bir şey. Ertuğrul'la orası arasındaki problem de karşı takımdayken yaşadıkları problemler. Genelde kendi takımdayken Asena pek Ertuğrul'a bir şey yapmadı. Özgür'le zaten ta sene başından. Hani Aziz'in kullanmak istediği malzemeler var. Yani bir şeyler bulmaya çalışıyor ama böyle lak diye de masanın ortasına koyamıyor. Hmm. Böyle 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 diyor. Ondan sonra sen böyle 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 dersen de oradaki herkes tek tek söz alır. Ve benim bununla problemim böyle der. Bunun böyle problemi der. Ya çok güzel anlattılar. Hmm. Ya bence çok sakinlikle karşı. Hatta Acun Bey Asena'ya Yusuf'la arasındaki problemi sorunca Asena da çok güzel anlattı. Şimdi her dediğim gibi... Peki unuttu mu yani Asena şimdi o problemi kafasından sildi mi? Abi, zaten problem etmemiş yani. Bile. Peki siz... Yusuf'la Asena'nın arasında problem olduğunda Asena'nın bunu öne çıkarmayacağını bir daha söyler misiniz? Bence çıkarmayacak. Peki. Arasında eğer bir olursa, şey olursa anında atar. Arasında problem olursa söyleyebilir ama ben çıkmaz bu saatten sonra problem. Bence çıkmayacak. Yani bir de yani problem gibi, çıkmayacak. Yani problem çıkmayacak. Çünkü yani problem çıkmaması için problem çıkmayacak. Çünkü problem çıkmaması için yapmacık davranılıyor zaten. Çıkmaz öyle davranırsa çıkmaz. Nefise hiçbir şey unutmuyor. Nefise, olay Asena değil de Nefise'yle alakalı olsa Nefise hiçbir şey unutmuyor. Hı hı. Ertuğrul hala neden saldırdığını farkında değil. Yani olayların nasıl başladığını bile farkında değil. Ama Asena'da biraz da böyle olayları bir fazla kale almama durumu var. Anlık olayları kale almama durumu var Asena'da. O kendi seçtiği olayları büyütmeyi daha kişilikle alakalı. Mesela Cansu'nun kişiliğini sevmiyor. Bu diyor kız mızmız diyor. Bu kız diyor Survivor'a yakışmıyor diyor. Aziz diyor Survivor'a yakışmayan bir karakter diyor. Osman Can diyor sene maçından beri benimle uğraşıyor diyor. Bir türlü ne ben ona adım attım ne o bana adım attı diyor. Ama Ertuğrul'la Yusuf'ta bir uzlaşma var. İkisi arasında bir uzlaşma ve Ertuğrul da yapıcı gidiyor genel olarak. Ya, hatta Ertuğ'a da kızıyoruz biz niye tepki koymuyorsun diye. Ama genel olarak yapıcı gitme ve insani diyaloğunu koruma taraftar bir insan artık. Zaten en başta konu aslında şu. Aziz bunları niye getiriyor? Aziz'in bunları yani bunları sen haftadan önce de getirebilirdin. Geçen hafta da getirebilirdin, ondan önceki hafta da getirebilirdin. Sen Yusuf'la Asena ilk aynı takımda beraber konuşmaya başladığı anda sizin aranızda problem vardı diyebilirdin demedin. Ertuğrul'u o zaman da minik dokunuşlar yaptılar da böyle büyük konuşuldu. Hayır işte ne bu samimiyet şimdi arkadaşım oldu hiç o zaman demedi yani şimdi demeye başlıyor. Çünkü vardı ona, yine bir oyun sonunda ben hatırlıyorum ne oldu Yusuf'um diye kazanmasını bekliyorsun Yusuf'un diye geçen böyle. Geçen gün daha ya o daha geçen gün işte onu. İki hafta falan oldu böyle Yusuf'un, bir şey. Yusuf'un muhabbetler geçen gün oldu diye hatırlıyorum yani. 2 hafta önce mi oldu? Sen bayağı zaman geçti onun üstünden de. Neyse sonuçta yani şey olarak Aziz'in şu anda karşı takıma böyle bir içten içe fethetme, biraz çatırdatmaya ihtiyacı var. O yüzden zamanlaması çok manidar. Çok da fazla konuşayım. Evet Ayşe'cim. Bence zamanlaması müthiş. Estağfurullah Doracığım. Bence zamanlaması müthiş. Bak şimdi ya. Yok ben de hissettim. Aynen. Yoruldum bugün. Bence Aziz'in zamanlaması müthiş bu arada. Çünkü öyle bir malzeme verdi ki Yusuf arkadaşlarını o çok başından beri samimi olmadığı arkadaşlarını ödüle götürmeyerek öyle bir malzeme verdi ki Yusuf'la alakalı kabul ederim. Zaten burada konularla alakalı şey diyorum. Zaten bak, bütün lafları zaten Yusuf'a dokundurtuyor aslında. Yok ama işte bence bütün takıma hedef oluyor. Mesela sadece Yusuf'a hedef alsa bence daha nokta atışı olabilirdi. Hayır, onlarla zaten yapıyordu ama şu an böyle bir malzemeyi Yusuf verdiği için onların üzerinden örneklerle Yusuf'a aslında gol atmaya çalışıyor. Doğru. Bak ettiği laflara bak şampiyonluk yolunda ilerlerken imaj önemseyen insanlar var. Birbirlerini hiç hoşlanmayan insanın gönül bağı besliyormuş gibi hallere girmesi imaj düzeltme çabası gibi. Yani nokta atışı daha fazla olamazdı bence. Hepimizin gördüğü şey zaten dün kötü olduğun ya da 2 hafta önce kötü olduğun insanla iyi olursun bak. Ya da bireysellikler gelmeden önce iyi olursun. Zaten iyilerde okeyim ama şu an daha iyi olduğun insanları tercih etme şansın varken eğer etmiyorsan burada ben de imaj önemsiyor derim. Ya ben ödül konusunda şey ya. Kemal abicim sen ne diyorsun? Dert ortakları dedim ya. Fırsatı yokken yapmasına bir şey. Burada şimdi Aziz'in eleştirilmesi bölümünde biraz tıkanıyorum ben de. Yani sistem oturmuyor. Niye oturmuyor biliyor musun? Aziz sene başından beri problemli olduğu insanlarla aynı mesafesini koruyor. Hı hı. Kimdir? Ertuğ. Kimdir? Nefise. Hani siz onlarla olan diyaloglarında bir samimiyet veyahut da bir vıcıklık gördünüz mü şu ana kadar? Kimden? Aziz'i, Asena, Ertuğ, Aziz arasında. Asena. Nefise dedi özür dilerim. Asena ve Ertuğ'un arasında zaten sezon başından beri diyaloglar. Diğerlerinde de inişli çıkışla. O günlük olayların o hani işte. Osman Can'la bir bozuktular. O da şeyin yanında zaten diyordu. Yancısın, Özgür'ün yancılığını yapıyorsun. Siz bir... Yusuf'la yaptı biraz. Yusuf'la yaptı ama onlar işte günlük olaylar işte. Çok yani tatlı atışma derken. Bence hiç tatlı atışma değildi ya. Hatta yani tatlı atışmalarken seçiyorsun diye galiba. Hayır, bir kız ne mevzu oldu Yusuf'la ya, bir kız arkadaş mevzusunu hatırlıyorum. Ama ismini söylediği için oldu ama onda da yine Yusuf da ben o anlamda söylemedim dedi. Ben öyle bir insan değilim. Ama orada da Aziz hatal değil ki. Aziz o söylemi yaptı. Senin sevincine istinaden söylediği bir laftı. Yani ne dedik orada? Yusuf'un o ismi çok tekrarlamasından dolayı hatası vardı. Bak, günlük olaylarda Aziz'in konuşmaları var ama mesafe olarak koyduğunda Asena'yla da Ertuğ'la da hiçbir zaman diyaloğa girmedi. Osman Can'la olan bölümü, söylemleri biz de demedik mi bu masada? Yancılık gibi görünüyor. Osman kurtul Özgür'den. Sen şampiyonluğa gidebilecek bir performansın var, bir duruşun var. Bunu devam ettirdi. Defalarca konuştuk. Aziz eski Aziz değil. Aziz şu anda o hani dinle dedim ya, kan kokusu, o şampiyonluk kokusunu almış. Onu iliklerine kadar işlemiş abi bir vaziyette. Güzel laflar ediyor ama. Müthiş işler yapıyor bak. Baksana, Yusuf Ozak olmak bana her zaman güçlü hissettir diyor. Sizin gibi yancısı olmadığım için. Haklı mı? Haklı mı? Haklı. Ta başından beri tek geliyor zaten. Tarafınızı yine balla kesmek üzereyim. Yok. Abi biz... Ben kalkayım ya. Kemal abicim, reklamlardan sonra buradayız efendim.